Peki en arka sesim gitmiyor mu arkadaşlar? Sesinde bir sıkıntı var mı? Yok, harika. Tamam. Sizleri düşünmek zorundayız. Yasin, çok teşekkür ederim. 16 yıl dijitalde gitmişim var. 2002 yılında MTV MSNBC ile başladım. MTV MSNBC'yi bilen var mı? Önce onu sormak istiyorum. Güzel. Şimdi artık yok. Çünkü MTV Comtele oldu. 2002 yılında girdiğimizde çok zorlanıyorduk. MTV MSNBC.com'u pazarlamakta. MTV.com.tr'de, MTV MSNBC.com'da aynı zamanda satış ve pazarlama bölümündeydim. Radyolar da o zamanlar bize bağlıydı. Çünkü o dönemlerde geleneksel basın daha büyük, televizyon, gazete, dergiler daha çok maddi kazanç sağlıyordu ve daha çok popülerdi o dönemlerde. 2000'den sonra yavaş yavaş dijital büyümeye başladı. Ben 2013 yılında kendi şirketimi kurdum, Akmanet Medya kurdum. Şunu sormam gerekiyor, şeyden de özetle söyledim, bir tane sorum olacak, o yüzden dikkatli dinlemenizin fayda var, yanlış bir şey olacak şundan dolayı. İnternetin ilk adını bilen var mı aranızda? Akmanet. Harikasın, Akmanet. Hemen iletiyorum. Advanced Research Projects Agency Network anlamına geliyor. Türkçesi biraz daha karışık, kusura bakmayın lütfen. Gelişmiş araştırma projeleri dairesi A olarak geçiyor. ARPANET kurulduğunda, tam önceden ARPANET'ten önce bu bir DARPA'ydı. Defense, askeriye, Amerikan askerlerinin kurmuş olduğu bir sistemdi. 1969'da iki arkadaşının 29 Ekim'de bağlamasıyla ARPANET ortaya çıktı. ARPANET, internetin babası. Sonraki dönemlerde Ethernet devam etti. Ondan sonra zaten adı internet olarak hayatımıza girdi. İyi veya kötü, onu bilemiyorum tabii, o kararlar sonra görülecek ama inanın bana 16 yılda inanılmaz bir değişim söz konusu oldu. O çok net, bilemediğinizde. Birazdan onun da gündemine geleceğim. Biraz geçmişe döneceğim. Umarım sizi çok fazla sıkmış olmam konuyla ilgili. Şimdi geleneksel pazarlamanın dijitale evrilimi bugünkü konumuz. Ben bu bölümü başlamadan önce sadece bir takım bilgiler vermek istiyorum. Biz 2000'li yıllarda başladığımızda sektörde satış ve pazarlamada, dijitalde hayatımızda sadece bir yer vardı satabileceğimiz. 468-60. Hayatımızın en zor satışını yapıyorduk. Televizyoncu, gazete, radyocu, dergici çok rahatlardı. Satılacak çok şey vardı. Bizim hayatımızda sadece arkadaşlar şu vardı. 468-60. Yani biz cefasını çektik, şu an sefasını çeken. Aramızda satışçı var mı, dijital satışçı? Sefasını çekiyorsunuz şu an. Kıymetini bilin. 468 ile başladık hayatımızı. Bu 1-2 yıl böyle devam etti. Ondan sonraki süreçte Amerika'nın da dijitalde büyümesiyle, bizim de onları takip etmemizle beraber farklı bir gelişmeler oluştu. IAB Türkiye'yi bilen var mı? IAB'nin ne olduğunu? Okey, süper. IAB, IAB Interactive Advertising Bureau. Burası 1996'da New York'ta, Amerika'da kurulmuş bağımsız bir organizasyon, bağımsız bir kuruluş. Bunlar dünya çapında dikkate alınan bir kuruluş. IAB Türkiye'yi mutlaka dijitalle ilgilenen herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Çok önemli. Çünkü IAB Türkiye'de eğer bir web siteniz varsa, mecranız, portalınız, dijitalle ilgileniyorsanız IAB'nin belli kuralları var. Bu kuralları Türkiye'de uymanız gerekiyor. Üye olmanız gerekiyor mu? Hayır. Olursanız bir artı bu sizin için. Çünkü dünya çapında az önce gösterdiğim bu banner dediğimiz piksel, 468-60 piksel banner'ın ölçüleri artık yaşamıyor. 468-60 onu söyleyeyim. 728-90, 300-750 ve diğerleri yanılmıyorsa devam ediyor. Yani en popülerleri 300-250 ve 728'di bizim dönemimizde, pazarlama dönemlerinde. Geleneksel tabii daha farklı, onların çok daha avantajları vardı. IAB'nin kuralları var. IAB'nin banner kurallarına uymanız gerekiyor. Bunu sizin için ileride de mecrada, web sitenizde gerçekten çok önemli. Çünkü siz kafanıza göre bu rakamları değiştiremezsiniz eğer bir web sitesi kurduğunuzda. IAB'nin kurallarına uyarsanız eğer kazancınız da olur. Çünkü reklam veren bunlara dikkat ediyor. Siz düşünün, ben uymuyorum bunlara diyorsunuz. 500'e 500 kuracağım kardeşim, sana ne diyorsunuz?
reklam veren veya ajan size reklam gönderemez. İstese de gönderemez. Kurallara uymanız gerekiyor. Kafanızı görün, maalesef öyle bir dünya şimdilik yok. Dünya nüfusuna gelmek istiyorum. Aslında bunda hiç girmeyecektim bu konuya ama çok ilgimi çekti. Belki sizin de çekebilir diye. Çok enteresan. Pazarlama büyümesi vesaire, insanların çoğalması, dijitale getireceğim zaten onun dışında. 1407 yıllarında dünya nüfusu 400 milyonmuş. 1700 yıllarında 684, 1830 1 milyar, 1930 yıllarında 2 milyar. 2 milyar sonrası çok enteresan. 1930 yıllarında dünya nüfusu 2 milyar iken 2018'de 7 milyar 600 milyon bir nüfusa sahibiz. Türkiye 80 milyon 881 milyon nüfusa sahibiz. Bu Avrupa'da çok ciddi bir rakam bizim için. Genç bir nüfusumuz var. Avrupa tarafından çok tercih ediliyoruz. Dijital tarafında üretici değil, tüketiciyiz vesaire vesaire. Gayet güzel, olumlu yönleri var. Eksileri haricinde. Pazarlamanın gelişimi. Pazarlamanın farklı bölümleri var. Pazarlama 1, pazarlama 2, pazarlama 3. Web'de olduğu gibi, web 1, web 2, web 3'te. Çok enteresan bir şey. Artık zamanla alışkanlıklarımız değişiyor. Bugün hepimiz demeyelim ama çoğumuz evde bizi televizyon, belgesel izlerken mutlaka cep telefonumuzda bir şeyler yapıyoruz. Doğru mu? Yapmayan var mı? Çok evet. Herkes yapıyor. Mutlaka bir iPad elimizde, bir iPhone elimizde, telefon mutlaka elimizde var. Bu pazarlama alışkanlıkları daha da büyüyecek. O yüzden az önce söylediğim şu, 16 yıl öncesiyle şimdiki arasında inanın dağlar kadar fark var. Sadece 468-60 satıyorduk. Pazarlama 1 diye hayatımızda hiçbir şey zaten böyle bir şey yoktu. 1G ile başladı zaten dünya hayatı. Ondan sonra bizler de evreye girdik 2G ile. Onun da sonuna geleceğim. Pazarlama 1'de ürün ağırlıklı devam edildi. Tüketici ve insan pazarlama 3'te. Pazarlama 1 ürün odaklı. En iyi ürünü satmak için uğraşıldı. Daha sonra alışkanlıklar değişti. Yıllar geçti. Müşteri odaklı olması gerektiğine inandılar. Sonra pazarlama 3'e girdik derken belli bir yıllardan sonra, 90'lardan sonra pazarlama 4'e geldik. Artık pazarlama 4 sanal bir dünya. Bambaşka bir dünya. Pazarlama 1 amacı neydi? Ürün satmaktı. Pazarlama 2 müşteriye memnun etmekti. Pazarlama 3 değer odaklı, dünyaya daha iyi bir yer yapmak idi. Denilen o. Pazarlama 4 sanal pazarlama odaklı, bugünden geleceği yaratmak gibi projeler var. Onu da geleceğim. Sanal pazarlama 4'ü şu an için konuşmak istemiyorum. Çünkü biraz daha geriye dönmek istiyorum. Biraz geçmişe dönelim. Dijital unutalım. Geleneksel pazarlama nasıl başladı? Nerede başladı? Neler oldu hayatımızda? Çok özür dilerim. Çok çok fazla geriye döndüysem kusura bakmayın. Anca bulabildim. Samimi söylüyorum. Materyalden çok zor. Google'ı aramama rağmen, sağa sola sormama rağmen çok fazla bir şey bulamadım. Ama şunu öğrenmiş oldum. 1450 yılında yazılı reklam icat edildi. İcat eden kişi Gutenberg diye bir şahıs ve ismi Mutebuttay. 1450 yılında yazılı reklamın kavramıyla birlikte zaten basılı yayında başlamış oldu. Sonrasında 1672'de ilk dergi ve reklamıyla beraber Paris'te Mercure Garant adıyla çıkıyor ve sahibi Jean Donne de Vise tarafından 1672'de yayınlanıyor Mart ayında. Fakat İngilizler iddialı, onu da araştırdım. Hayır diyorlar, Fransızlar değil, ilk biz çıkardık diye dergi konusunda iddialaşmışlar. Fakat bir arkadaşıma sorma gereği duydum. O da ısrarla 1672'de ilk derginin çıktığını ve ilk reklam alındığını iddia ediyor. Geleneksel pazarlamaya devam ediyoruz. Henüz daha dijital çağında bile değiliz ama 1839'da postel afiş çıktı. Yanılmıyorsam halen hayatımızda o var. Mutlaka görüyorsunuzdur. Duvara asıyor. Ne boyacı aranıyor. Bir de son ütücü mü diyorlardı. Ne diyorlardı?
son ütücü herhalde değil mi? Son ütücü vesaire kilavdaydı. Postelde afişler hayatımız daha çok devam ediyor gibime geliyor bana. Ben Avrupa'da çok rastlamadım açıkçası. Ama memleketimizde bol bol görüyorum. Yani bizde geleneksel pazarlama halinde hayatımızda devam ediyor. 1839'da ilk reklam afişi yayınlanıyor. Fakat İngiliz kraliyet ailesi tarafından çok popüler olduğu için yasaklanıyor. Hayatımız ondan sonra 1867'de billboard reklamları gidiyor. Yani outdoor reklamları. Şu an hali hazırda devam eden reklamlar. Ben kişisel olarak bir şey sormak istiyorum. Outdoor reklamların eski halini, eski o boardları hatırlayan var mı? Eski böyle hiç ışıksız, rengarenk, hiç hayatlarında bir şey yok. Okay. Şimdiki hali bambaşka. Ben bir dijitalci olarak samimi söylüyorum, kıskanıyorum. Çünkü gerçekten kendilerini açtılar. Ben outdoor billboard'dan bu kadar çok bir şey çıkabileceğini samimi söylüyorum, tahmin etmiyordum dijitale karşı. Geleneksel pazarlamaya karşı değil, onu söyleyeyim. Türkiye'de TV'nin öleceğini hiç inanmıyorum. Çünkü şu yaptığım araştırmalar şu, kültürel olarak baktığınızda insanların alışkanlıkları var. Her ülkenin bir kültürel örf, adetleri ve alışkanlıkları var. Bu çok net. Türkiye başka bir yerde, Avrupa başka bir yerde, Orta Doğu başka bir yerde. Herkesin farklı alışkanlıkları var. Outdoor kültürümüz ölmedi. Ben çok memnunum o konuda. Bizimle yarıştıkları için. Çünkü onlar da dijital board demeye başladılar. Havaalanında her yerde görüyorsunuz. Gayet uyumlu bir şekilde devam ediyorlar. 1922'de ilk radyo reklamı veriliyor. İlk radyo reklamı verildikten sonra peş peşe sponsorluklar vesaire devam ediyor. Çağ atlıyor arkadaşlar. Bambaşka bir pazarlama dünyasına girdik. İşte posterli afişlerden, movable type'dan vesaire derken 1922'de radyo reklamları başlıyor. 2002'de başladığımda NTV radyolarında başındaydım. Sonra hayatımıza N101 gibi. Cem Cemina'yı bilmeyen var mı? Bilmeyen. Cem Cemina'yı. Herkes biliyor. Sağ olun. Cem abiyle uzun yıllar çalıştık. Onun da pazarlaması yaptı. Satmak zorundaydık. Hayatımızda NTV radyo vardı. Radyo Eksen'i bilen var mı aranızda? Radyo Eksen. Çok özür dilerim ama benim hiç tarzım değildi. Satmaktan da nefret ediyordum. Ama yapacak bir şey yok. Saygı duyuyorum. Çok popüler bir radyoydu. Ekibiyle beraber. Çok da iyiydi. Ama tarzım değildi. N101 daha çok farklıydı Cem Cemilay. Bir de NTV radyoda vermemiz gerekiyordu o dönemlerde. Radyo popülerdi. 2000 önceden de öyle. Dediğimiz gibi geleneksel pazarlama Türkiye'de hep böyle yapışmış durumda. Çünkü reklam verenlerin bir kısmı, rakatlı söylüyorum, kimse sözün meclisten dışarı. O dönemlerde pazarlama müdürleri, reklam verenler dijitalin D'sini dahi duymak istemiyorlardı. Öyle diyeyim size. Çünkü bilmiyorlardı, haklılar. Kardeşim banner ne diyor adam? Banner, bilmiyor. CPM ne? CPM. CPM'in açılımını bilen var mı? Cost per mile. Cost per mile. CPM. Veya İtalyanların tazı. Cost per mille diyorlardı. Ama biz cost per mile olarak öğrendik. Hayatımız dijitalde ilk satışta 468-60 göstermiştim ben size. Satışımız sadece gösteri odaklıydı. O yüzden diyorum şimdiki nesil çok şanslı. Biz sadece gösterip satabiliyorduk. Satmak çok zordu. Pazarlaması çok zordu o dönemlerde. Gazeteye alışmış olan, reklam veren var, alışmış olan bir kitle var, televizyon alışmış, radyoya alışmış. Outdoor dönemden çok iyi hatırlamıyorum, özür dilerim Türkiye'deki şeylere de. Ama bir kısım outdoorlar vardı, dökülüyorlardı, o ayrı bir mevzu. Dijital o zamanlar çok zordu satışı ve cost per mile'ı, gösterim başını, satışı anlatmak inanılmaz zordu. Dünyanın en zor hizmet sektörüdür. Bu da gerçekten öyleydi. Çünkü reklam veren, pazarlama müdürü, parayı verecek olan ajans çok haklı. Nedir bu diyor. Beni 1000 kişi mi görecek şimdi diyor. Bir CPM 1000 gösterim demek. Bir CPM, CPM. 1000 kişi görecek anlamına gelmiyor. 1000 kişi gördüğünde ödenecek ücret. Konuşan kimdi? Bendim. 1000 kişi gördüğünde ödenecek ücret. Bin kişi görüntülediğinde ödenecek ücret. Doğru. Az önce yanlış anladım. Sanki bin kişi görecekmiş gibi. Onun savaşını çok verdik yıllarca. Çünkü
double bir efor sarf ediyorsunuz. Diyorsunuz ki reklam verene, ajansa, bakın 1000 kişi görmeyecek, 1000 gösterim olacak. Ben günde 3 kere o reklamı görebilirim, 1 kişi. Ahmet 5 kere görebilir, Fatma 1 kere görebilir. Osman amca hiç görmeyebilir, açmamıştır PC'yi, bilemiyordur. O yılların vermiş olduğu zorluklar vardır ama şu an şükürler olsun. %85, %90'lı bunu aştık. Pazarlama müdürleri, reklam verenler, ajansların içlerinde pırıl pırıl artık insanlarımız var, anlayan, bilgili olanlar var. Diğer büyüklerimiz o dönemlerde bilmiyor olabilir, emekli ayrıldılar veya hayatlarına başka şekilde devam ettiler. Zor bir dönemdi. Pardon. 1927 ilk radyo anonsunu dinletmek istiyorum size. Açabilirsek. Bunu da YouTube'dan buldum. Çok enteresan. Çok ilgimi çekti. Türkçe anonsunu yapıyor beyefendi Eşref Şefik. Anons yaptıktan sonra Türkçe anonsu Fransızca devam ediyor. Not aldım kendime. Zamanım yoktu. Çok merak ettim ve araştıracağım. Neden Türkçe anonsundan sonra Fransızca anons edildi diye. Aranızda bilen var mı? Radyo frekansına denk gelen bir başkası olduğu çünkü uzun dalgada yayın yapıyorsa başka yerlerde de dinlenebilir. Diye tahmin. Ben bilmediğim için notumu alıp araştıracağım. Çünkü çok enteresandı çünkü İngilizce niye yapmadı, neden Fransızca diye. Arkadaşlar... Diplomasinin dili eskiden Fransızca düşünüyorum. Diplomasi? Diplomasi ülkeler arasında kullanılan genel dil Fransızca daha yaygın. O dönemlerde diyorsunuz. Okey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çalıştıramayacağım herhalde bunu ama... Televizyon çok güzel, siyah beyaz, siyah beyazdan sonra renkli bir hale geldi. Özellikle ekibim de bu görseli seçti. Ben çok bu konuda şeyim, biraz gerideyim, özür dilerim, Almanya'da okuyordum, 20 yıl yakın kaldım. Bütün orta öğrenim, her şeyi orada geçirdiğim için şu örtü olayını bir türlü bilmiyorum. Dediler ki çok meşhur. Dünyada 1941 yılında ilk defa televizyon reklamı yapıldı. Araştırdım. Ekipçe. Ben de baktım. Çok ilgimi çekti. Reklam 9 saniye sürüyor. Ve o 9 saniyenin bedeli $9. $9. Herhalde o zamanlar $9 çok değerli idi diye tahmin edebiliyorum. Bulova diye bir saat markası. America runs on full of the time. Bitti. $9. Çok enteresan. Yani şimdi öyle şey tabii mümkün değil. Şimdi siz televizyoncu veya genel pazarlamada, genel basın deseniz ki 9 saniye bana bir şey ver. Affedersiniz adamı kovarlar yani. Ne yapıyorsun sen? 9 saniye bir şey yok. 8 saniye sadece alt bantı koyabilirsiniz. Onun da bedeli $9 ben her gün vermeye razıyım. Mümkün değil. Yani bedeller çok daha farklı. Yani çok bizim dönemlerimizde CPM, bir CPM de ucuz değildi. Dolar bazında satılıyordu. TL yoktu. Süper online bilen var mı aranızda? Yaşlılar ortaya mı çıkacak? Bizi genç. Süper Online biliyorsunuz. Süper Online vardı hayatımızda ve gerçekten iyiydi. MyNet'i bilmeyen var mı? MyNet. Okey. Vaktimiz çok yok. Yoksa siz, ben MyNet kökenliyim. Sonra MyNet'le devam ettim. MyNet bizi satın aldı Medyagroup'dayken. Telefon pazarlaması yani çok ilginçti. 1970'lerde telefon pazarlaması var mıydı diye. Evet vardı ama 70, 80, 90'lar diye baktığında var. Halen devam ediyor. O çok enteresan. Geçen sene şunu sorayım. Halen evinde ev telefonu olan var mı? Farklı bir can. Var değil mi ev telefonu? Ev telefondan vazgeçemiyorum. Çünkü ben bakkalı ev telefonundan aramak istiyorum arkadaşlar. Ben biraz daha geriye dönüğü biraz daha seviyorum. Dijitalde olmama rağmen bana diyorlar ki dijitalcisin. Severek yapıyorum. Gerçekten işimi çok severek yapıyorum. Bu çok önemli. Fakat ben dijitali çok sevmiyorum.
Çok net. Çünkü iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Birazdan da ona geleceğiz. Pazarlaması bambaşka. Her gün bir şeyler öğrenmek zorundasınız veya her hafta yenilikler yapmak zorundasınız. Ben 2-3 yıl, 16 yıldan beri sektördüm ama çok samimi söylüyorum. Hiçbiriniz benden hiçbir farkı yok. Ben 2-3 yıl, 2 yıl, 1 yıl, 2 yıl bir yerde oturayım hiçbir şey yapmayayım. 1-2 yıl sonra hepinizle beraber aynı seviyede oluruz. Hiçbir farkınız yok benden. Yani önceden başladım. Sadece o pazarlamamda. Onun dışında hiçbir şey yok. Dijital şu an kolay değil. Bizim dönemlerimizde de kolay değil ama biz şanslıydık. Biz 1-2 şey satıyorduk. Adı CPM'di vesaire vesaire. Şimdiki arkadaşların işleri çok daha zor. Çok daha fazla wording var, çok daha fazla kelime var. CPM'den sonra hayatımızın daha neler girdi neler, onu devam edeceğiz. Telefon pazarlaması çok ilginçtir. Halen telefonla pazarlama ile aranıyor musunuz telefonla? Evet. Alo, şu otelden arıyorum. Hayır, şey vereceğim size, üyelik ayda, hayır yanlış söyledim. Ne bu, kamp? Daha çok bankalar ya. Evet, bankalar. Şey var bir de, en popüler o. Size yazlık veriyorlar, bir aylığına gidiyorsunuz. Neydi o? Devremük. Genelde Yalova'dan arıyorlar. Yalova'da var mı aranızda? Yok, güzel, okey. Genelde Yalova'dan arıyorlar. Çekiyorum. O çok sıkıntı oluyor ama maalesef, bakın bu artık evde telefonlarla bu sıkıntı yaşıyoruz ama çağ, cep telefonu çağ, hiç şansınız yok. Samimi söylüyorum, en güzelini teyzem ve annem yapıyor. Akıllı telefon yok. Sıfır. Mükemmel. Alo diyorlar ve iş bitiyor. Arasında duymuyorlar yaşlandığı ama çok normal. Ama akıllı telefon Allah'tan kullanmıyorlar. VK'nın çıkmasıyla beraber, kişinin verilerinin koruması çıkmasıyla beraber hayatımız bir nebze olsun bence daha rahatladık. İnsanlar artık yapamazsınız, edemezsiniz, izin vermiyorsunuz vesaire vesaire. Özür dilerim. Telefon pazarlamasına geçeceğim ve lütfen çok dikkatli dinleyin, çok önemli. Şimdi gerçekten dünyanın en zor işi hizmet sektörü. Hangi alanda olursanız olun. İnsana hizmet etmek kadar zor bir şey yok. Satışta sadece ilgisi yok. Garson olabilir, otel olabilir. Ben eski turizmciyim. 14 yıl Güney ve İstanbul'da çalıştım. En son bıraktığım yer Hilton'daydı. Güzel bir bölümdeydi. Ön bürocuyum. Görev pozisyonu da çok iyiydi. Fakat sabah, akşam, gece, bayram, seyran, yılbaşınız yok. Çok zor. Hizmet sektörü gibi algılayabilirsiniz. O dönemlerde telefon pazarlamayı mutlaka hatırlarsınız 20 yıl önce. İnsanlar telefonla sadece bu yıllar değil, çılgınca arıyorlardı. Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle. Özellikle Amerika tarafında dijital çağ olmadan da telefonla aranan yerler vardı ve devam ediyordu. Kolay bir iş değil. Karakter aklınıza sığınarak ben de artık böyleyim, benziyorum fakat karşımdaki insanı kıramıyorum. Şunu düşünüyorum Vedat, sen de satışçıydın, pazarlamacıydın, kırma. En azından dinle. Ama şu oluyor, dinleyecekseniz işte kayıt alınacaksınız deyip artık böyle gidiyorsunuz, ölüyorsunuz artık. Söylemesi için dinliyorum, dinlemeye çalışıyorum sabırla bir şekilde. Bunlar geçecek mi?
genel anlamda size az önce söylediğim her ülkenin bir kültürel yapısı var. Bizde geçmez. Bizde hala duvarlarda boyacı aranıyor. Yok, son ne? Ütücü müydü? Son ütücü aranıyor gibi devam edebilir. Bu biraz daha devam edecek. 20 yıl öncekine nazaran. Evet, geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamayı geçiyoruz. Geleneksel pazarlamada gazete, dergi, outdoor, radyo ve televizyon hayatımızda vardı. Şimdi ne oldu? Tamamıyla bu dijitalleşti. Dijital pazarlama nedir? Çoğunuz bunu biliyor, ben kısa ifade edeceğim. Dijital pazarlama bir ürünün, bir hizmeti ya da bir markayı tanıtmak için internet, bakın önemli, internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. Ben yıllardan beri aileme, anneme, teyzemlere ne iş yaptığımı samimi söylüyorum, halen anlatamıyorum. Aranızda internet, satış, pazarlama işte yapıp anlatamayan var mı ailesine bunu ne iş yaptığını? Ajans kökenli. Anlatamıyorum. 16 yılda da beceremedim. O yüzden çok basit, hiç yormuyorum artık kendime. Yazlığa gittim de, hemen annem geliyor. Oğlum NTV'de biliyor musunuz? Televizyonda reklam satıyor. O kadar basit. Televizyoncuyum diyorum. Olaya hiç girmiyorum. Çünkü çok zor anlatmak. Fakat çok enteresan. Artık yeni nesil haricinde X, Y, Z dediklerinde herkes artık nasıl kullanacağını öğrenmeye başladı. Akıllı telefonlar vesaire vesaire devam ediyor bu hayatımız. Ama dediğimiz gibi interaktif bambaşka, dijital. Dünden bugüne dijital pazarlama 1990 yıllarda artık yavaş yavaş terimler değişmeye başladı. Geleneksel pazarlama hayatımızda devam ediyor fakat dijital yavaş yavaş dünyada, ülkemize gelmeye başladı. Özellikle ilk arama motoru Archie bilen var mı aranızda? 1990 Archie. Google değil, Yahoo değil, Archie. Süper. Çok yaşamadı Archie maalesef. O zamanlar geleneksel pazarlamayı kullanmadı, dijitale girmeye çalıştı. Fakat dijitalde çok fazla bu kadar penetrasyon, kişisel kişiler yok idi. Archie çok fazla yaşamadı hayatımızda. Ama her şey pazarlama. Archie devam edebilirdi. ICQ kullanan oldu mu? İnanmıyorum. Yaşıyor mu halen ICQ? Bitti değil mi artık? Tekrar açıldı ama biraz dating uygulamasına döndü. Vay vay vay, neler biliyorsunuz, ben bile bilmiyorum. Ben hiç o dönemlerde girmedim çünkü benim bildiğim 90'lı yıllar ICQ değil mi? Evet, eski halini kullandım ben. Siz 6 yaşında mı başladınız kullanmayı? Yok, 31 yaşındayım ben. Çok genç gösteriyorsunuz. ICQ bambaşkaydı, öyle bir duyum aldım. Ve orada bir arkadaş formatı, şimdinin sosyal medyası gibi herhalde değil. 1993'te ilk tıklanabilir web banner'ı, benim ilk başta anlattığım 460-860 ilk tıklanabilir banner hayata geçirildi. Şimdi tabii maşallah görüyorsunuz .com'larda yani, .com'larda her yer haber okunmadan önce isyan ediyorsunuz, doğru mu? Her yer reklam. Ama lütfen şunu unutmayın, iğne de kendinizi batırmak zorundayız biraz daha. Bir mecra reklamlarla yaşıyor veya üyeliklerle ayakta kalıyor. Bugün dijital ciddi anlamda artık bir maliyet olmaya başladı. Eskiden daha uygundu, sıkıntı yoktu. Bir CPM'i 8,5-10 dolara, bu ciddi bir rakamlar bizim dönemimizde 2002'den sonra gibi çok güzel rakamlar satabiliyor iken şimdi maalesef çok üzülerek dostlarımdan duyuyorum, ara sıra ajansları ziyaret ediyorum. Bırakmış değilim o taraflara. Medya planlarına satan ama ajanslarına gidiyorum. Networklere gidiyorum. Çok seviyorum networkleri. Eski networkçüyüm çünkü. Mecralara uğruyorum vesaire konuşuyorum. Ve şunu öğreniyorum ki maalesef fiyatlar düşmeye başlamış. Çünkü çok fazla bir arz talep olmaya başladı. Rekabet çok fazlalaştı. İnanılmaz. Bizim dönemlerimizde 16-20 yıl önce ne vardı? Süper Online vardı hayatımızda. NTV vardı. Ekolay, süper, 10 numaralı, Ekolay, doğal olma, Ekolay vardı. Hürriyet, Milliyet, fena değildi. Yani çok seçenek yoktu, anlatma güçlüğü vardı o dönemlerde vesaire. 1998, Google'un doğuşu, özür dilerim, 94, Yahoo'nun ortaya çıkışı ve ilk iyi reklamlar. Yahoo ortaya çıktığında bizler sandık ki, tamam artık, uzay üstü, süperiz. Yani yok başka hiçbir şey olamaz hayatımızda diye
düşünüyor idik iken neler oldu neler 16 yıl sonra ve daha da devam edecek. Bunda artık %100 eminim kesinlikle. Ama tabii ki bir Back to the Future filmi gibi değil. O kaykay halen yok hayatımızda. Kaçtı? 2018 miydi filmde? Ne yazıyordu? Kaykay olacak uçan. 2015. Hayır, emin misiniz? Evet, evet. 2018 neydi peki Back to the Future'da? Başka yere mi gidiyorduk? Gidemedik daha. Eyvah, buradan Kadıköy'e gidemiyoruz 3 saatte. O mümkün değil. Ben hayatım böyle bir şey görmedim arkadaşlar. İstanbul'da arkadaşlarım diyorum ki, yani şimdi İzmir'den Bodrum'a gidiyorsunuz 2 saat. Yurt dışından akrabalarım geliyor. Gitmeye çalışıyorsunuz. İstanbul'a geliyorlar, bir daha gelmiyorlar. Tövbe ediyorlar. Çünkü adam diyor ki haklı olarak, ben uçakla buradan Belçika'ya gidiyorum diyor. Haklı. 2 saatte. Kadıköy'e gidemiyoruz. Ama bu düzelecek. Yani eskiye nazaran daha memnunum, onu söyleyeyim. 98'de hayatımıza Google girdi. Google müthiş bir şey. Yani Google bambaşka bir şey. Google'u gerçekten anlamak lazım. Google, yani çok seviyorum. Ama aynı zamanda da nefret ediyorum. Bu bir sevgidir. Bambaşka bir şey. Google'u öğrenmek, öğretmek bambaşka bir duygu. Bu dijital satışta hiç bilgisi yok. Pazarlama hiç bilgisi yok. Tamamıyla Google'a dalabilirsiniz arkadaşlar. Google bir kütüphane, bir hayat felsefesi. Bana göre, benim tabirimle. Google bambaşka bir şey. Google'u rakip çıkar mı? Yahoo'yu zaten bitirdiler. Yani Yahoo'luk bir olay zaten pek yok. Yahoo diye. Yandex var. Onu da sonra geleceğim size. Yandex Ruslar tarafından sana yönetiliyor. Yani okey. Onda da sıkıntı yok ama ben doğru mu söyledim? Ruslar değil mi? Özür dilerim. Rus. Tamam, okey. Yandex Türkiye ofis açıldı. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı. Çok güzel başarılar elde ettiler. Ama dediğim gibi Türkiye'de bir alışkanlık var. Biz alışkanlıklarımıza kolay kolay herhalde millet olarak sıyrılamıyoruz. Televizyon asla ölmez, çok net. Ve bir şeye alıştığımızda o alışkanlık hep devam etmeye çalışıyor. Çok zordur. Çok zordur. Onun için farklı pazarlama yöntemlerine gitmek zorundasınız. Yandex bunu bana göre iyi yaptı Türkiye pazarına giderekten. Alışkanlıklarımızı bildi. Bazı yerlerde mesela çoğumuz navigasyon Yandex kullanan var mı? Yandex navigasyon. Google'ın iyi, evet. Çoğunluk Yandex. Doğru mu? Evet. Okay. Ben onu keşfettim. Hatam var, düzeltin. Ya da şeyinizi saygılayın. Beğenmiyor olabilirsiniz. Çok normal, çok doğal. Yani dijitalde her şey olabilir. Google kullanan var mı? Özür dilerim. Navigasyonunu. Memnun musunuz? Memnun olmayan? Google. Navigasyonundan, Google'un navigasyonundan. Memnun değilsiniz. Eksik var mı? Yandex daha mı iyi? Evet. Okey, tamam. Tamam patron, Yandex'i söyledim, merak etme. Şimdi, Yandex, tamam, arkadaşlar bu rekabet, aslında bunlar çok güzel şeyler. Bu hayatımız aslında bizim için, bizden kullanıcıyız. Bizden hedef kitliyiz, buna ben de dahil. Kullanıcılar olarak bizler için bu çok güzel rekabetin olması. Mükemmel bir şey. Bizim dönemlerimizde böyle fazla rekabet olmadığı için açıkçası biz NTV olarak ben konuşuyorum. Satış departmanı biraz şımarıktı büyüdükten sonra. 2003-2004 büyüyor dijital. Paralar gelmeye başlıyor. Dolar. Ama kur bizi üzüyor tabii. Hayır, hayır, dolar kuru yapıyorsunuz. Biz şımarmaya başladık. Rekabetin olması çok güzel bir şey. 2001 ilk kez mobil reklam kampanyası yapılması ve küresel müzikte dinlenmesi. Mobil 2009 yılında arkadaşlarımızın Amerika'dan gelip birkaç arkadaşımızın şirketlerini burada kurup abi mobil büyüyecek biliyor musun dediklerinde ben de böyle kalmıştım. Yani nasıl büyüyecek ya? İşte akıllı telefonun olacak elinde, 3G olacak, evet. Yani ve burada video izleyeceksin ve burada oyun oynayacaksın ve burada şunu yapacaksın. Tuvalete bile telefonla gideceksin. Şimdi sormak istemiyorum tuvalete telefonla giden var mı diye. O geçeceğim bu konuya. Ya böyle bir dünya vardı ve dedik ki Allah'ım nasıl olabilir ya? Adam size samimi söylüyorum dedim ki ya bunlar manyak mı? Git başını belaya soktu dedim. Yani mobil ne kardeşim biliyorsun. Ben normal banner'ımı, projelerimi satarım. Normal mecralarımı giderim, ajanslarımı, restoranlarda birbirimizi öpüşüp koklaşırız. Hayatımız devam eder diye düşünürken hayatımızı mobil girdi. Bugün herkesin elinde %80 Türkiye'de elinde akıllı telefon var. Ben video izlemiyorum diyen var mı aranızda telefonla? İzlemiyorum veya haberlere bakmıyorum diyen var mı? Yok, mümkün değil. Mobil çok ciddi anlamda büyüdü ve büyümeye devam edecek. Türkiye'de bu işi ciddi anlamda yapan firmalar var.
çok şey girmek istemiyorum isimlerinde, çok şey yapmak istemiyorum, bir reklama girer diye. Çok sevdiğim arkadaşlarım, sahiplerini çoğunu tanıyorum. Çok pırlanta gibi gençler, altını çizerek söylüyorum, gençler zamanında bunu kafa yormuşlar ve girmişler. Bana bir şu soru geliyor, abi hep gençler diyorsun, şu diyorsun mesela, biz yapamıyor muyuz? Hayır, ben çok benim yaşımda, 20 yaşındayım ben bu arada, benim yaşımda şahit olduğum bu işi çok merak sarıp gerçekten deli gibi bu işi başarabilen insanlara şahit oldum. Bir, çok sevdiğim bir avukatım Ankara'dan, isim vermeyeyim. Ya inanamazsınız, ya kardeşim avukat mısın, dijitalci misin? Samimi söylüyorum size, doktor eşinin tüm web sitelerini yaptı. Google SEO aldı hizmetini, öğrendi ve o gençleri güle güle dedi ve şu an tüm her şeyi kendisi yapıyor. Yani bu işin öğrenmenin yaşı yok. Dijital bambaşka bir dünya. Ben yapamam, edemem, samimi söylüyorum, öyle bir şey yok. Ben size örneği verdim. Bir yıl boyunca ben hiçbir şey yapmayayım, iki yıl boyunca. Hepiniz benimle birlikte aynı seviyede olursunuz. Bu kadar çok net. Bu pazarlamada da aynı şekilde geçerli. 2003 WordPress ve MySpace ortaya çıkışı. WordPress kullanan var mı aranızda? Kullandınız mı hiç? WordPress'ten memnun değilim diyen var mı? Sebebini öğrenebilir miyim? Çünkü çok fazla içerisine custom kod girmesi gerektiğinden dolayı. Yani güzel bir şey. Devam ettirmek lazım. Alışkanlıklar var, kullanıcılar var. Hedef kitle biziz. Siz yenilenmezseniz dünya kültürel alışkanlıklarını takip etmezseniz yavaş yavaş böyle gideceksiniz. Tabii şimdi biz MySpace artık yok, o bu yok diyoruz ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Bu adamlar milyarlar kazandı. Artık olmasa ne olur ya, adamın hayatı, sülalesinin hayatı garanti ya. O çok basit yani. O şeyler oldu. Çok buraya geçmeden önce çok kısa bir şey anlatmak istiyorum size. Kusura bakmayın, konuşmayı çok seviyorum. Dediğim gibi çok böyle, biz bugünkü ortam çok güzel. Hepiniz çok güzel yazıyorsunuz ama hiç alkış vermiyorsunuz, ayrı bir şey. Çok teşekkür ederim. Şimdi 2002'den sonra 2007'de gitti gidiyor .com. Bilmeyen var mı? eBay satın aldı. Gitti gidiyor .com'u bilmeyen var mı? Okey. eBay satın aldı arkadaşlar ve çok ciddi rakamlar. Dijital büyümeye başlıyor. Artık reklam verenler değişti. Ajanslar değişti. Ajansların içlerinde dijital pazarlama yok iken birden gitti gidiyorum eBay'in satın almasıyla birlikte bütün her şey değişti Türkiye'de. Bütün her şey. Dengeler alt üst oldu. Yemek sepeti, Nevzat abi, canım Nevzat abi, o zamanlar yemek sepeti devam ediyor hayatlarında. Devam ediyor. Çabaladı ve tarihin en yüksek rekorlu satışıyla sattı. Kaçı sattığını biliyor musunuz? 589 milyon. Ha, o şimdi oldu. 589 milyon dolara sattı. Bu adam bunu hak etti mi? Hak etti. En müşahit benim. Yani mükemmel ekibiyle çalıştı. Gitti gidiyor, hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. Ama o dönemler her şey daha bakirdi arkadaşlar. Yani üzülebilirsiniz ya, benim de böyle bir fikir aklıma geldi. Ben de yapabilirdim diye. Bana da kızabilirsiniz, sen niye yapmadın diye. Biz kafamızı kuma gömdük, işlerimize baktık. Okey, hatalarımızı... Ama kolay değildi, onu demeye çalışıyorum. Halen umut var mı? Çok var. İnanılmaz var. Dünya nüfusu 7 milyar. Maalesef 2030'dan sonra 8 küsur milyar olacak. Maalesef diyorum. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Ama halen umut var. Dijitalde devam edebilirsiniz. Dijital bambaşka bir yere doğru gidiyor. 2004 Gmail ve Facebook'un lansmanı. Facebook kullanmayan var mı? Yalan. Kullanmıyorum. Instagram kullanmayan var mı? Instagram. Şaka. Selfie yapmıyor musun? Ama sana hak veriyorum. İşte ama doğru demeye çalıştım. Kardeşler kendi mesleğiniz olursa çalışınca severek yapıyorum demiştim. Gerçekten severek yapıyorum. Fakat çok samimi söylüyorum. Size hak veriyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Eleştirisel olarak da yanlış anlamayın. Samimi olarak söylüyorum. Ben gerçekten artık istemiyorum. Yani bir yere gidiyorsunuz, oturacaksınız, bakıyorsunuz yan tarafta. Artık dönüyor, dönecek, düşecek artık denize, selfie'ler gidiyor vesaire. Bu bambaşka bir psikoloji. Siz dijitali, efendim? En son bir çocuğu çatıya çıkarıp selfie çekti. Maalesef. O zaten bambaşka bir facia. Oh my god yani. O bambaşka bir olay. Sadece Türkiye olacağına inanmıyorum ben bunun ama bambaşka bir şey. Arkadaşlar siz dijitali
satın almadınız, dijital ele geçirmediniz, dijital sizi ele geçiriyor. Bakın bu çok net. Bunun için artık ARPANET Medya, biz ajans olarak içerik prodüksiyon, dijital pazarlama, video prodüksiyon işleri yapıyoruz. Bizim işimiz content, içerik üretmek. Artık ben biraz daha kendimi 2013'ten sonra bırakıp dedim ki hani belki eğitim, sunum, gençler biraz daha devam etsinler bu işe yaşım itibariyle. Ben biraz daha çekildim kenara. Şunu gördüm. Hastanelerin çoğunda artık psikoloji bölümleri açılmaya başlandı. O bir. İki, psikoloji haricinde daha farklı rahatsızlık olanlar bölümler açılmaya başladı. O yüzden diyorum, dijitali çok seviyorum, gerçekten seviyorum. Fakat nefret ettiğim yerlerde de var, dikkat etmeniz gereken yerlerde de var. Bu çok net. 2005 YouTube. YouTube izlemeyen var mı aranızda? Mümkün değil. YouTube bambaşka. Bildiğiniz üzere Google eşittir YouTube. Aranızda bunu bilmeyen var mı? YouTube, Google YouTube'u satın aldı. Facebook eşittir Instagram. Facebook YouTube'u satın alamadı. Google'da Facebook arasında çok kısa bir savaş oldu. O zaten girmek istemiyorum, özür dilerim. Bir de aklıma geldi. Pazarlamaya bilgisi olmuyor. Hatta onlar da bir pazarlama stratejisi yaptılar. Başarılı olamadılar. Satın alamadılar vesaire vesaire. Şu an kendi aralarında savaşma. Dijital savaşlar devam ediyor. Daha da büyüyecek. Bu bizim için bir nimet. Onu söyleyeyim. Biz kullanıcıyız arkadaşlar. Rekabet her zaman iyidir. Daha farklı şeyler yapacaklar. 2006 Twitter, Microsoft araba lansmanı, Amazon çok seviyorum. E-ticaret satışları 10 milyar dolara geldi. Amazon zaten başlı başına bir efsane. E-ticaretten alışveriş yapmayan var mı? Hiç hayatında yapmayan. Şaka gibi. Hiç. Aa, ben de çok yapmıyorum aslında baktınız. Ben arkadaşlar çok pimpirikliyim. Bakın dijitaldeyim. Ben bile korkarak yapmıyorum. Şimdi Allah'tan dostlarımız bu kartları çıkardılar da ne kartı? İninal. Sonra ne vardı? PayPal. Ben çıkardılar da okey hadi alabiliriz diyorum. Çünkü tehlike boyutları çok fazla. Bugün mutlaka eminim yeğeniniz, çocuğunuz, kızınız, oğlunuz, akrabalarınız kullanıyorlardır. Ve sıkıntı yaşıyorlardır. Ben sürekli uyarıyorum. Dostum, arkadaşlarımı, tanıdıklarımı, tanımadıklarımı sürekli uyarıyorum. Lütfen mümkün mertebe şahsi bilgilerinizi kimseye vermeyin. İş çok tehlikeli. TC kimlik. Adam Instagram'ı koymuş, TC'ni koymuş. Yemin ederim size bakın, TC'ni koymuş, anne kızlık adını koymuş, aklınızın da gelesin, bütün seyirciliği döşemiş, koymuş. Hatta en büyük hatayı ben size söylüyorum, ebeveynleri çok rica ediyorum. Oğlum 14 yaşında. Ona da bu tip şeyi de öğretmeye çalışıyorum, elimden geldiğince. Lütfen evladınızın karnelerini paylaşırsanız eğer, TC kimliklerini ve bagaj bilgilerini silin. Haklısınız, bilmiyor olabilirsiniz. Biz işinde olmamıza rağmen aman dikkat diyoruz, dışarıdan bilgi olabilir. Ben bunu savunuyorum, bilmek zorunda değilsiniz. TC kimliğini mümkün mertebe lütfen silin. Çocuklarla ilgili yer bildirimi yapmayın. Gibi. O çok derin bir konu, onu işlemek istemiyorum. WhatsApp kullanmayan var mı aranızda? Mümkün değil, herkes kullanıyor. Süper, tamam, okey. WhatsApp arkadaşlar bambaşka bir şey. WhatsApp'ın kaç paraya satıldığını biliyor musunuz? 19 milyar. Sesi iyi çıkmıyor. 19 milyar. Çünkü rakam çok güzel, evet doğru. 19 milyar. Düşünebiliyor musunuz? Patron diyor ki sahibim, anneme mesaj gönderemiyorum. Telefonla uğraştım, bir dakika şunu bir yapayım diyor ve 19 milyar dolar para kazanıyor. Yani kendini pazarladı mı bu insan aslında? Hayır, bir fikir ortaya attı. Yani çok bambaşka bir fikir ortaya attı. Arkadaşlar, rakamlar ciddi boyuta varabilir. Nereye geleceğim? Geleneksel pazarlamaya baktığınızda radyo, dergi, gazete, televizyon, outdoor rakamların düştüğünü göreceksiniz. O yüzden size ilk başta dediğimde IAB Türkiye'ye mutlaka girin. Orada rakamlar mevcut. İnternetin her sene Türkiye'de ve dünya genelinde büyüdüğünü göreceksiniz. Biz ilk dönemlerde %10 ile başladık. O dedik süper. Sonra baktık iş ciddiye gidiyor. %30. Hiçbir sene ortalama %25'ten aşağı internet Türkiye'de inmiyor artık. %30, %25, %30, %25. Patronlar, mecra sahipleri, ajanslar IAB'nin rakamlarını dikkate alarak maalesef ona göre zam yapıyor, ona göre çalışanlarını hedef veriyor vesaire. Satış hedefiyle uğraşmak zorunda olan var mı hiç aranızda? Satış hedefi. Okey, Allah sana versin.
şirketlerin sosyal medya reklamlarındaki bütçe artışı %64 arttı. Bu 2012 arkadaşlar. Artık %100 arttı. Her reklam veren, her ajans mutlaka sosyal medyayı kullanıyor. Archie, Yahoo, ICQ, Google. Zaten bu konuda MSN hiç kullanan oldu mu aranızda? Efsane. Efsane değil mi? Hala kullanan var mı? Arkadaşlar 1G dönemlerimiz bilir. Şimdiki genç arkadaşlarımız bilmeyebilir ama 1G'nin sadece normal telefonlar vardı. Ev telefonundan bahsetmiyorum, dışarıda kullanabileceğiniz. Araba telefonu kullanan oldu mu hiç babalarınız, dedelerinizden? Gören oldu mu? Takozlar kocaman böyle. Bambaşka. 2G hayatımız değişiyor. 90'lar SMS. MMS çekiyoruz. Bir SMS geldi, elim ayak titredi o zamanlar. Sana bir söylüyorum. Telefonu yeni almışım, dijital değil, motelci. Ne oluyoruz ya dedim böyle. Rengi hani yeşil miydi, öyle bir şey mi ne var, hatırlıyor musunuz onu? Böyle tuhaf bir şey, böyle karakterler vardı. 3G, hayat değişiyor. SMS devam ediyor. İnternet erişimi başladı. Videolu arama var. Mobil TV. Neyleyim ben? Geleneksel pazarlamayı. Televizyon, radyo, dergi. Okey, süper. Hayatımız devam ediyor ama düşüşler devam ediyor. Dijital trendi büyüyor. 3G, 4G, şu an yanılmıyorsam 4.5G kullanıyoruz, doğru mu? 5G geldi mi? Hayır, gelmedi. 5G şu an Amerika'da sadece 3 eyalete verilmeye çalışılıyor. Bir Texas diğerlerini unuttum, yanlışım varsa düzeltin. Bize 5G daha henüz gelmedi, dünyada şu an yok. Gelmek üzere. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? 5G gelse ne yapacağız ki? Zaten şu an 4.5'da çoğu kullanıyoruz. Ne olacak? Hızınız artacak. Ben daha doğrusu dört gözle fiberin gelmesini bekliyorum. Bir an önce gelsin. Çünkü arkadaşlar kullanıcılar, biz de kullanıcıyız. Bir internet sitesine girdiğinizde en nefret ettiğiniz şey ne? Yavaş olması değil mi? Bir an önce. Çünkü sabırsızız. Dijital bizi ele geçirdi. Sabırsızız. Bir an önce girmesini istiyoruz. Fiber işte bu yüzden çok daha iyi olacak. Azalamak istiyorlar. Efendim? Sabırsızlaştırdı. Gene psikolojik doğrudur. Dergi, gazete, televizyon ve radyo. Nereye geleceğim konuyla ilgili? Geleneksel pazarlamadan dijitale geçiş. Arkadaşlar, bugün dergi sahipleri, dergi okuduğunuz, gazete, radyo ve televizyonların hepsi .com oldu. Hepsinin web sitesi var. Konuya nereye geleceğim? En önemli konu. Dergiler, gazete, televizyon değil, radyo okey. Para kaybetmeye başlayınca kurtuluş olarak .com'lar oldu. Şu an Hürriyet.com.tr, Milliyet vesaire dergilerden marketler bu Com.tr güzel paralar kazanmaya başlıyorlar. Devir değişti. Geleneksel pazarlamadan dijitale geçiş başladı. Yani henüz dergiler ölmedi. Ben şahsım olarak çok samimi söylüyorum. Ben halen dergi okumayı çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Onun kokusunu mutlaka almam gerekiyor. Bilmiyorum yanlış mıyım? E-kitap okuyan var mı? E-kitap dijitalden. Kitap kokusunu özlemiyor musunuz? İkisini de okuyorum. Siz farklısınız. Yani ben o kitap kokusunu gerçekten çok özlüyorum ve herhalde hayatım boyunca devam edeceğim bunu. Öyle görünüyor. Ben dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim. Sponsorlara, arkadaşlara, Keyworks'a ve ekibe çok teşekkür ederim arkadaşlar. Soru ve cevap için içeride benimle konuşabilirsiniz. Ben de bir çok konuşmuşum. Kimse de bir şey söylüyor. Ben orada bir. Peki hadi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ses, evet. Teşekkür ediyoruz. Vedat Karabulut'a sunumu için. Hiç ara vermeden hemen bilgisayarları değiştirip diğer sunuma geçiyoruz. Ömer Şireli ile birlikte.